Ford Focus arabama LPG'yi taktırdım. Arabaya bugün LPG taktırıyoruz. Platinum BRC değil mi? BRC Platinum. Evet. Neresine ne yapacaktınız o? Bir daha gösterebilir misiniz neresine ne takacaksınız? Regülatör, enjektör buraya, elektronik beyin buraya, filtre şu araya. Filtre o araya. İçeriye düğme yeni de. Evet. Şu çekmecenin içine koyalım mı? Yoksa daha böyle görünür bir yer mi istersiniz? Şunun içine mi? Evet. Görünür yer. Eskiden şuradaydı tamam, galiba. Tamam, buraya koyalım o zaman. Değil mi? Görünür aynen, yer aynen. Olsun da. Evet. Yani biraz böyle tabii direksiyonun konumu itibarıyla bazen engeller sizi ama. Şuradaydı galiba yani, önceki. Oraya da koyuyoruz. Yine öyle olsun. Olur tabii. Gözümün ki. Önünde olsun ki oradan ne kadar gaz var ne kadar yok. O da sallanmasın falan, düzgün tamam. Olsun. Evet. İyi oldu. Araba size emanet. Ne zaman alırım? Akşam inşallah teslim ederiz. Tamam. Şunları alıyorum ben. Anahtar içerisinde. Anahtarsız çalıştırma tamam. Var. Tamam. Görüşürüz. Ben. Böylece Platinum. Ford Focus'a montaj yapacağız. 2018 model. Evet, malzemeleri burada. Şişe mandırası, kablo takımı, BRC elektronik beyni, sensör kablo tesisatı, montaj elemanları, regülatör. Arkadaşlar, Ford Focus 2018 model BRC Platinum montajı yapıyoruz. Şu anda 48 litre simit depo montajı yapmaktayız. Gördüğümüz gibi daha montaj devam ediyor. Arkadaşımız alttan montajını yapıyor. Şu anda aracımızın montajı devam etmektedir. Gördüğünüz gibi regülatör, kesici montajı yapıldı. Keza enjektörlerin montajının bir kısmı tamam. Evet, şu anda elektronik beyin, ECU dediğimiz elektronik beynin montajını yapıyoruz. Kablo bağlantılarını yapacağız. Bu şekilde devam ediyor montajımız. Tekrar montaj videosunu atarım. Evet, arabamızın montajı bitmek üzere. Alt borularını çekiyoruz. Borularımız termoplastik borular. Yüksek ısıya dayanıklı. Kırılma, bükülme, deforme olma imkanı yok. Sen biliyorsun. Ya çocuğum. Sen biliyorsun. Evet, Kemal ustamız montajını bitirmek üzere. Arabamızın altı tertemiz. Herhangi bir problem yok. Şu anda ilk gazı alıyoruz BP istasyonundan.
şöyle bastığın zaman araç evet. benzinde. Evet. Tekrar bastım. Şimdi gaza geçti. Yok, şu an hala daha benzinde. Hala bakın benzinde. Renk değiştirdi. Yeşile ha. döndü. Gazda. Tamam. Şuradaki bir tane yanıp sönme kırmızı yerine geçiyor. Tamam. 1, 2, 3, 4 tane daha yeşil lambası var. Depoyu fullediğiniz zaman bunlar yanar. Kullandıkça pat 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 düşer. En son böyle yanıp sönmeye geldiğin zaman gaz iyice azaldı, gaz azaldı demektir. Artık dolum isteyecek. Peki ona göre gaz dolum. Gaz bitince dıt dıt edecek mi? Az önceki sesin aynısı olacak. Ha, kırmızı olacak. Renk hiç yanmayacak. Kırmızı. Evet, kırmızı yok bunda. Tamam, anladım. Kırmızı sadece şöyle var. Bakın şu anda araç benzinde. Benzinde. Tamam. Tamam, kırmızı böyle. Sabahları siz buna basmanıza gerek yok. Tamam, anladım. Normal çalıştırdığınız zaman aynen bu şekilde çalışır, sonra bu şekilde hareket. Gaza geçer. Bu nasıl geçti hiç hareket etmeden şimdi? İşte bazen... gaza geçti. O bunda o sistem yok. Bu... Hani benim öbür Landrenzo birazcık kilometre alınca, yol alınca. Yok, motor sıcakken direkt geçer. Ha, sıcak olduğu için sabahları, siz geldiniz ya. Tamam. Evet, sabahları anladım. Sabahları atıyorum bir dakikada geçer. Bir dakikada geçer. Yazın, kışın 3 dakikada geçer. Ha. Bilginiz olsun. Ama motor soğuksa biraz yol alması lazım tabii yine. Tabii motor soğuksa motor suyun sıcaklığı 35 dereceyi bulunca. Ha, tamam aynı o zaman. Devreye girer, otomatikman araç gaza geçer. Aynı o zaman. Şimdi ayrı, evet. Şimdi şeye bakalım. Şekline bakalım. Sabah LPG'den önce bir videosunu hali. Almıştım. Evet. Şimdi LPG'den sonraki hali şunlar mı yeni gelmiş? Bunlar enjektörlerimiz. LPG enjektörleri. Karşıda buharlaştırıcı regülatör dediğimiz parçamız var. Orada. Bu gaz kesici, yani tehlike anında gazı kesmesi için. Tamam. Arabanın elektronik beyni, arabaya bağlı olan elektronik beyin. Tamam. Yani bütün sistemi kontrol eden şurası mı? Evet, evet. Onu da mı siz taktınız? Tabii o da bizim. Yok, o da yoktu. Tamam. Burada bir mal sensörümüz, basın sensörümüz var. Tamam. Gerekli hortumlar, tesisatlar, filtremiz burada. Şunların adı neydi? LPG enjektörleri. LPG enjektörleri. 4 adet. Arıza çıkarsa en çok bunlarda çıkıyor herhalde değil mi? Ama derecelerde kolay kolay arıza çıkmaz. Hadi inşallah. Yani kilometre yaptıkça tabii ki atıyorum 150-200 bin kilometre yaparsın. Ne kadar da ben bakıma getireceğim bunu? Her 10 bin kilometrede garanti kitapçığında yazar. Garanti kitapçığı nerede? Vereceğim. Onu tamam, onu vereceksiniz. Evet. Tamam, bir de arkasından tekeri gösterelim herkese. Koyduğunuz yeri. Kaç? Evet, step bir kılıfım. Yedek lastiğimizin yedek lastik evet. burada. Evet. Depomuzda 8 litrelik. Şöyle açayım. Nasıl açılıyor? Siz açmayacaksınız da. Tamam. Hani gösterin. Size, evet, açalım. Açın, gösterin. Evet, 48 litrelik depo. 42 litrelik vardı. Onlar bir de, küçük. Onlar küçük. Onlar küçük. Bir de ne vardı? 46 var, 48 var, 55 var. Ha, 55'lik sığmadı buraya. Sığmaz, buraya sığmaz. 55'lik sığmaz. Çakana uygun Ford olmaz. Ford Focus 2018'e 55'lik sığmadı. Evet. Şamandıramız tehlike anında gazı tahliye etmesi için özel bir şamandıra. Berece'nin kaliteli şamandırası. Özel bir şamandıraymış. Sensörü tehlike anında gazı tabii, boşaltır. Hem anladım. dolum yapar hem de Allah muhafaza kaza esnasında içindeki gazı dışarıya tahliye eder. Ha. Görevi odur. Diğer LPG'lerde var mı? Onlardan da var da Berece'ninki biraz daha kaliteli. Daha mı şimdi güzel onunki? Evet. Şimdi Berece'nin şamandırasını evet. Hem yani diğerlerinden 3 tane satın alabilirken bundan bir tane alabiliyorsunuz. O kadar fiyat farkı var yani. O kadar da pahalı. Evet, o kadar da pahalı. Berece'nin güvenlik sistemi daha iyiymiş diğerlerine göre. Bu o manaya geliyor. Aynen, değil mi? Aynen. Bu o manaya. Evet. İşlemi yaparken zaten mesaj geliyor. Haberiniz olsun, arabaya BRC takıyorlar falan diye. Evet, evet, evet. Aynen. Bilginize. O da hani BRC'yi her bayi takamaz. Ancak evet. BRC bayisi olanlar takabilir. Hı-hı. Ondan dolayı müşteriye mesaj geliyor. LPG'm ile uğraşan beyefendi Savaş evet. Bey. Sizin işyerinizin adı ne? Teknogaz Otogaz. Sincan Sanayi Sitesi'nde. Şimdi gittiği zaman bana fotoğrafını gönderecek işyerinin. Onu ben ekleyeceğim. Evet. Bu arada ben hiç gitmedim. Bayanım diye midir nedir geldiler. Arabamı aldılar, tabii götürdüler. Tabii. Sonra tekrar getirdiler. Hiç yerimden kıpırdamadan LPG'yi taktırdım. Şimdi post cihazıyla da ödememizi yapacağız. Sanal postla hatta. Tam olarak söyleyeyim size. İnşallah güle güle kullanırım. Memnuniyetimi de sonra size yazacağım açıklamalar bölümünde. Olacaksınız eminim yani. Öyle mi? Savaş Bey emin. İnşallah ben de öyle olduğumu size memnun olduğumu yazacağım. Hayırlı günler. İnşallah. BRC'nin garanti belgesi. BRC'nin platinyum garanti belgesi. Evet. İnternetten sistemi kaydediyorsun.
Evet. Sanayi Bakanlığı'nın şeyi, evraklar bütün burada. Evet. Zaten burada montaj eden bayi bilgileri var, distribütörün bilgileri var. Evet. Montaj bilgileri var burada. Bütün parçaların seri numaraları kayıtlı. Evet, evet. Burada zaten gerekli şeyler yazıyor. Tamam. Kontrol. Tarih nerede yazıyor? Tarih hemen yazıyor. Bakalım. Montaj tarihimiz. Şöyle bir yandan da rüzgar esiyor. 12, pardon o değil. Değil. 8, 7, 2000. 3 yıl veya 10 binmiş. Evet, garanti 2 yıl değilmiş. Değil, evet doğru. 3 yıl, 3 yıl ve 10 bin, 100 bin kilometre garantili. Evet. 8, 7, 2020 tarihinde montajı yapılmış. Şurası. Evet, 8, 7, 2000 evet. Evet, montaj tarihi. 3 yıl garantili, tamam. Aynen, aynen. Şurada zaten benim bilgilerim burada yazıyor. Tamam. Burada da araca takılan mont derece platinyum. Şurada benim arabanın bilgileri. Şurada yazıyor. Aracın kendi bilgileri, size ait garanti bilgiler. Garanti belgesi bu. İmza imza atacak yok, mı kimse? Zaten bu elektronik elektronik internetten çıkan bir tamam. Garanti belgesi. Tamamdır. Bu da aracımızın. Onu saklayalım yani kısacası. O bu saklanacak tamam, tabii ki. Onu bunu da muayene istasyonuna vereceksiniz. Ha. Sızdırmazlık projesiyle. Tamam. Aracın belgeleri. Tamam. Bununla, ne var burada şimdi? Bir gösterelim. Burada da aynı şekilde araç bilgileri, tamam. Aracın kilogram bilgileri. Montaj bilgileri yazıyor proje burada. Proje olacaktı hani proje, bu nerede? İşte proje bu proje olarak bu geçiyor. Bu proje bu mu? Aynen. Bu sızdırmazlık kontrol. Bir şey yok var yok sandım. Öyle değil. Tamam. Bu anladım. Da LPG kontrolleri anladım. Yapıldığına dair tamam. Sızdırmazlık kontrolü. Bu tamam. Da resmi işte Sanayi Bakanlığı'nın bize vermiş olduğu evraklarımız. Yetki falan mı? Yetki belgemiz. Evet. Aynı zamanda şöyle tüp evet. Standartları hepsi mevcut. Evet. Bu arada rüzgar çok. Olsun. Bu da makine mühendisimizin yetki belgesi. Hmm. Bu da benim yetki belgem şu belge. Burası mı? Evet orası da tamam. Bana ait yetki belgesi. Tamam. Bu da faturamız. Tamam. Şöyle faturamız. Tamam teşekkür her ederim. Her şey burada mevcut. Şey o İyi yetki günlerde. Belgesi için kursa falan mı gittiniz? Nereden tabii, alınıyor? Makine mühendisleri, o da makine mühendisleri olması gerekiyor. Aha. Makine mühendisleri odasından zamanında aldık ama şu anda evet. Makine mühendisleri odasını bıraktılar. Evet. Yetki bizde şu anda. Ha sizden mi alıyorlar? Şimdi herhangi birisi o yetkiyi yok, almak yok. İstiyor. Nereden onu, alacak? Sanayi Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü'nden alıyor. TSE'den. Anladım. O yetkiyi evet. Almak aynen, için. Yani aynen. LPG takmak isteyen tabii. Birisi dediğiniz yerlerden gidecek onu alacak önce. Onu alacak evet. Tamam. Onun için de kursa falan gittiniz mi? Tabii ki. Yarayın. Ne kadar şu anda süresi? 1,5 ay diye biliyorum. 1,5 ay hı-hı. Kursu var. Tamam. Teşekkür bir ederim. Anlaşıldı. Biz hani 10-12 yıldır yetkili. Evet. 10-12 yıldır yetkili Savaş Bey. Ben de zaten memnuniyetimi söyleyeceğim size. Tamam. Tamamdır. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Şimdi arabayı çalıştıracağım. Anahtarsız çalıştırması var bunun. Evet. Çalıştı. Size LPG'sini göstereyim. Şu anda benzinde. Biraz önce fulledim. 28 litre benzin aldığını yazıyordu. 48'lik tank var. 20 liralık kadar da LPG'yi takan kişi aldığına göre onunki kaç litredir acaba bir bakalım. 5-6 litre de o almıştır. Demek ki ne kadar litre alıyor? 28, 29, 30, 31, 32, 33 litre falan anlaşılan gaz alabiliyor.